Medyascope TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Mehmet Selçuk'a ikili oyunla karşınızdayız. Bu hafta stüdyoda yalnız olacağım. Doğa yine İzmir'de ve bize uzaktan Skype'la bağlanacak. Doğa, orada mısın? Buradayım. Selam. Selamlar. Nasılsın? İyidir. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel bir basketbol hafta sonu oldu. O yüzden... Aynen. Bugün hava gibi. Bugünkü hava da çok güzel İzmir'de. Evet. Burada da programdan öyle. Programdan sonra bir kaçasım var. Keyifli bir pazartesiye başladık. Aynen. Bu hafta Basketbol Süper Ligi ile başlayalım istersen. Sana da uyarsa. Tabii. Güzel bir program oldu. Yani neredeyse Euroleague ayarında maçlarımız var bu hafta sonu. Öncelikle lafı uzatmadan Anadolu Efes Galatasaray ile başlayalım. Ya iki koç değiştiren takım maçı. Hani Galatasaray Oktay Mahmudi'yi başa geçirdi ki geçen hafta demiştik Oktay Mahmudi gelebilir diye. Efes'te Ergin Ataman'la iki haftadır çalışıyor ki onu da zaten sezon ortasında onu da bir tahmin etmiştik. Yani Ergin Ataman boştaysa Efes'in başına Ergin Ataman geçer diye. Bu açılardan bakarsak yeni oluşan takımlar bunlar. Yani takımlar tabii oyuncular sabitti ama mentalitelerini değiştiriyorlar. Yani zihinsel bir değişim içinde olan takımlar bunlar. Şimdi Efes tarafında Ergin Ataman'ın gelmesiyle birlikte Derrick Brown ve Brook Motum'un acayip bir performans artışı oldu. Ki Motum'un zaten hani Euroleague'de de konuşuruz onu. Haftanın hareketlerine giren bir smacı var mesela Euroleague'de. Bu maçta da o tarz birkaç hareketi vardı. Yani Motum arka cebinde sakladığı bir atletizmi bu hafta ile birlikte tekrar piyasaya sürdü. Bir kere bu çok değerli. Derrick Brown da Perasovic'in sezon başındaki şanssızlıklarından biriydi. Derrick Brown bir türlü form tutamıyordu. Çünkü sakatlıktan döndü. Kamp yapmayan oyunculardan da. Ve o sakatlığın etkilerini yavaş yavaş üstünden bu haftalarda attığını gördük. Yani Efes'in iki tane taşıyıcı lokomotif forveti var şu anda. Brown ve Motum. Zaten Ergin Ataman çok sever bu tarz oyuncuları. Hani çok uygundur Ergin Ataman'a. Böyle agresif forvetler, skorer içgüdülü. Biraz akıllı da forvetler. Mesela Motum daha Derrick Brown'a göre basketbol IQ'su yüksek. Derrick Brown da biraz daha atletizm katıyor maçlarda. O anlamda çok değerli. Ama bence maçın adamı tabii ki Dunstan'dı. Yani 18 sayı, 8 rebound, 3 blok var. O 3 blok, 10 blokluk performansa eşler. Çünkü Galatasaray'ı pota altına gelmesini engelledi. Yani def etti onları. Resmen kovdu. Hani maç özelinde de bir de bu 18 sayı unutmayayım. %100 de attı. Yani pota çevresinde hep bitirdi. Efes de yani koç değişikliklerinde bunu çok sık görüyoruz aslında. En iyi yapabildikleri şeyi en iyi oyuncularıyla en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu üç en iyi birleşince de zaten galibiyetler geliyor koçların değiştiği dönemlerde. Yani Dunstan'a top indirmek akla gelen ilk yöntem ki Motum ve Simon artı transfer Dragic gibi bu hafta oynamadı. Oyuncularla gelince hani basketbol IQ'su yüksek topu indirebilecek hani asist yapabilecek oyuncular gelince doğal olarak Dunstan'a top indi mi orayı işleyebiliyorsun maden. Bu maçta da onu gördük. Galatasaray bir çözüm üretemedi Dunstan'a inen toplarda. Dunstan'a bir çözüm üretmek istedikleri zaman kamplaşma yapmak istedikleri zaman pot altında bu sefer de Derrick Brown'un atleticiliği, yırtıcılığı ve Potum'un oyun açmasına denk geldiler. Zaten doğal olarak da 3. periyotta bunu en çok yaşadık ya bu arada. 20-10 bitti 3. periyot. Maçın da koptuğu an oldu. Hani bir çözüm üretemedi Galatasaray bunlara. Ama yeni bir takım. Oktay Mahmut'un ilk maçıydı zaten. Hani o anlamda bakınca Efes'in hak ederek kazandığı bir maç gördük ve Efes'in mesela şeydeki 3. periyotta zaman zaman uyguladığı bir alan savunması var. Dunstan'ı arkada bekçi bırakıp önde 3 oyuncuyla böyle kapattıkları o da çok çok değerli. Yani o savunmanın devamlarını şeyde göreceğiz. Euroleague'in ilerleyen haftalarında biraz daha sık görürüz. Yani çok Euroleague'e çok uygun bir savunma. Efes gibi takımlar için özellikle. Bir de transfer Douglas var. Hani ondan da biraz daha Euroleague üzerinden bahsedeyim ondan. Ya bir şey soracağım ben. Ergin Hoca takımın başına geldikten sonra geçen hafta sen ne diyordun? Hani formayı hak edene verdiğini söylüyordun. Evet. Hani yani eski kemik kadro değil de hani kimse rehavete kapılmasın. İyi olan oynayacak gibi bir tavrı vardı Ergin Hoca'nın. Şimdi McCollum'u göremiyoruz.
Bu da Ergin Hoca'nın gelişine bağlayabilir miyiz? Ya McCallum performansı düştü çünkü birazdan McCallum şey olarak oynatmak istiyor Ergin Ataman bu tür maçlarda. Biraz da onu oyun kurucuya çevirmek istiyor. Çünkü McCallum'un skor opsiyonu olduğu setler Anadolu Efes'in bu sezonki kurduğu yapıya uysa da Ergin Ataman oyun tarzına uymuyor. Topun dağılması gerekiyor. Özellikle pota altına inip ters eşleşmeleri kovalaması gerekiyor Anadolu Efes'in. O yüzden McCallum'un performansında bir düşüklük görüyoruz. Ama o da zeki bir oyuncu. Biraz daha böyle evet Ergin Ataman'ın oynatmak istediği oyuna yaklaşınca ya ikisi de orta yolu bulacaktır. Koç da biraz daha ona skor izni verince doğal olarak onların ikisi bir orta yol bulacaklardır maçta. Yani maç içinde bir çözüm bulunacak bir şey o. Hani haftalar içinde göreceğiz. Peki o zaman Basketbol Süper Ligi'nde Efes Galatasaray maçını geçersek senin özellikle ayırdığın haftanın maçı denilebilecek Sakarya Eskişehir var. İkisi de vallahi ligin... tutturduk ya değil mi? Evet, yani demiştik. İkisi de acayip keyifli maç olacaktı. Flash takımı. Geçen hafta da öngörmüştük iyi bir maç olacağını. Neler düşünüyorsun? Sakarya'nın 11 sayılık bir galibiyeti var. %89. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Ya şimdi birinci ve dördüncü periyotlarda yani başında ve sonunda birinde 31, birinde 33 sayı attılar. Ya 64 sayı bulamayan Olympiakos var bu yıl. Evet. Bu hafta Euroleague'de. Hani 54'te kaldılar. Sakarya bunu 1 ve 4'te attı. Çok da keyifliydi maçı. Ya maçı izlerken böyle resmen bir ya çok keyifli bir yemek yer gibi. Bitmesin istedim. Ya sürekli o maç devam etsin ve hani tempo da devam etsin diye. Burada tabii bir parantez açmak lazım. Can Korkmaz. Geçen hafta da övmüştük oyuncuyu. Gene bu hafta 23 sayılık bir performansı var. O da çok keskinleştirdi oyunu artık. Yani biraz daha onu şeye zorluyorlardı fiziği nedeniyle. Ya sen biraz daha pasör oyna, biraz daha asist istatistiğini oyna. Hani oyun kurucudan biz senden faydalanalıma zorluyorlardı. Fakat Can Korkmaz'ın içindeki skoreri serbest bıraktığın zaman paramparça edebiliyor. Ya 23 sayısı var. Çok da ve çok efektif bir şekilde yaptım. Ya sadece 16 dakikada 23 sayı buldu. Ya geçen hafta Dixon'u öldük 14 dakikada 16 sayı attı diye. Bu hafta Can Korkmaz'a hani düzülecek metiye kalmadı. Çok daha özel bir performans. Bir de Paul var. Biliyorsun Fransız uzun. O da 2.18'lik uzun ve pota altını kararttı Eskişehir için. Yani Sakarya biraz daha zaten daha doğru bir takım gibi gözüküyor Eskişehir basket oranla. Ya bunun da ekmeğini bu tarz maçlar diyorlar. Ya Fenerbahçe geçen haftaki Fenerbahçe maçında 3 periyot boyunca da zaten bu direnci gösterebilmişlerdi. Onlar yapabildikleri iyi şeyleri büyük takımlara karşı test edip oradan bir kendilerine motivasyon kaynağı yaratabiliyorlar ki bu maçın 100 sayıya gitmesinin sebebi zaten geçen haftaki Fenerbahçe karşısındaki o 3 periyot. Yani biz iyi yoldayız. Oyuncular daha da fazla inanarak, daha da hissederek oynadılar. Yani maçın da zaten 180-190 sayılık maç oldu. Çok da keyifliydi. Diyecek başka bir şey bulamıyorum maçla ilgili. O zaman ben de Euroleague'e geçiyorum. Tamam. Zaten sen konuşurken rejideki arkadaşlarımız Basketbol Süper Ligi'nin diğer sonuçlarını da ekrana verdiler. Euroleague'e tamam. Geçelim. Uzun zaman sonra çift galibiyetli bir hafta geçirdik. Anadolu Efes Kızılyıldızı kendi evinde sezon attığı en yüksek sayı olan 104.95'lik galibiyetle geçti. Fenerbahçe'de Valencia deplasmanında 67.80'lik üstünlükle ayrıldı. İki takımımız uzun zaman sonra ilk defa Euroleague'de çift galibiyet aldı. Özlemişiz böyle çift galibiyet haftayı. Evet, geçen sezon bir de 4 galibiyette haftalar vardı. Böyle 2 hafta mı 3 hafta mı ne olmuştu? Aha. O öyle ayrı bir keyif ya. Ya Anadolu Efes altlardan yükselir gibi şimdi tablo da ekranda şu anda. Evet. 5. galibiyetini aldı. Belki hani playoff'a giremeyecek, ilk 8'e giremeyecek ama bu performans umut verici görünüyor. Fenerbahçe'de 11. galibiyetini aldı. O da lider CSK'dan 2 maç eksiğiyle geride bulunuyor. Bir evet. Euroleague'in geçmiş programını ekleme getirebilir miyiz? Evet, bu hafta ayırdığımız maçlar var. Şimdi bakarsak Panathinaikos kendi evinde Barcelona'yı 84-75 yendi. Baskonya senin de dediğin gibi
Olympiakos'u adeta parçaladı. Evet. Geçen yılki Fenerbahçe'ye yapmışlardı aynısını. Bu yıl da Olympiakos'a yaptılar. Yani evet. Bir takımı 54 sayıda tutuyorlar her yıl. Bir Final Four takımını. Üzerine bir 30 sayı ekliyorlar. Evet. Bu sene de Olympiakos'u üzdüler. Peki o zaman Valencia Fenerbahçe ile başlayalım. Ya şimdi İspanya deplasmanları genelde zor oluyor. Çünkü basketbolu bilen seyirciye karşı oynadığın zaman ne kadar iyi takımlar da olsan bir zorluk yaşıyorsun. Ve bunu özellikle ilk çeyreklerde, ilk iki çeyrekte o boğucu atmosferin de içine girince zorlanmaya başlıyor. Yani bu Sırbistan deplasmanları da işte Partizanlar ya da işte Kızılyıldızlar falan da bunu çok yapar. Tribünleriyle birlikte hareket eden takımlar oluyor bunlar genelde. Şimdi Valencia maçının şöyle bir şans mı diyeyim ya da koçun harika taktiği demiyor. Hani Obradovic'in harika taktiği de demek lazım aslında. Pek şanslı yeri yok yani Fenerbahçe'nin basketbolunda. Şimdi bizim eksiklerimiz vardı. Kalinic, Naneli, Veseli. Veseli zaten Euroleague'in en değerli oyuncusu. Naneli Euroleague'in en yüksek yüzdeli üçlük atan oyuncusu. Kalinic de final anlarını geçen yıldan hatta 2-3 yıldır bildiğimiz gibi final anlarını en iyi oynayan oyuncu. Ki bu tür maçlarda deplasman maçlarında final anlarını iyi oynamak çok değerli. Bunları bir kenara koyalım. Bunlar bizim eksiklerimizdi. Biz bu eksikleri kapatmak için ki Valencia'nın zaten en çok güvendiği yer pota altı Dubljević. Onunla da eşleşmek için kalın ve uzun bir beşle çıktık Dixon hariç. Dixon da fiziksel şeylerini atıyor üstünden o paslanmasını. Sakattı senin de bildiğin üzere ki geri dönüyor artık. Şimdi Fenerbahçe Thompson'la Dubljević'in eşleşmesinde bir kilit nokta vardı. Thompson'ın foul problemi çok hızlı foul problemine giriyor. Dubljević de bunları kazıyabilen bir oyuncu. Yani bunlar üstünden skor üretebilen bir oyuncuydu. Fakat öyle olmadı. Thompson bir zihinsel eşiğini atladı gibi geliyor bana. Evet, şu iki haftalık performansı. Gerçekten uyum sağladı gibi. Veseli'nin yokluğu da ona birazcık yaradı. Yani hata yaptığı zaman kenara bakmaya başlıyordu. İşte koç kızacak, Veseli gelecek falan. Hani o tarz bir durum da vardı. Bir de yanında düşünsene yani Veseli gibi bir oyuncu var. Sürekli doğru şeyleri yapıyor. Sen yanlış bir şey yaptığın zaman bu daha çok göze batıyor. Hani onun da bir çekingenliği var. Biraz da Thompson duygusal bir oyuncu. Hani bunları unutmamak lazım. Şimdi Thompson foul problemine girmedi. İlk iki çeyrek boyunca ve Fenerbahçe 7,5 dakikada Valencia'dan sayı yemedi. Valencia'nın sayısı yok. Bu Valencia'nın Euroleague rekoru aynı zamanda. 7,5 dakika sayı ataması. Pardon, Avrupa basketbol rekoru. İlk periyot 15-0'a falan gitti. 15-0'da başladı zaten 7,5 dakika. Evet. Aynen öyle. Koptu gitti Fenerbahçe. Burada birazcık şutlar da girdi. Biraz Valencia'nın özgüveni de yıkıldı. Çünkü karşıdaki takım bir böyle tank gibi sürekli üstüne hücum edince sen tanka çiçek koymaya çalışan hippie gibi kalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun aslında. Evet. Hani sevgi çocukları gibi böyle zıplaya zıplaya oynuyorsun. Hani hiç, ama ortada hiçbir oyun yok. Evet. Ya şey diyebilir miyiz? Hani Fenerbahçe geçen sezon tamam yıldızlarından yoksun kaldı. Hatta senle daha sezon başlarken şeyi konuşuyorduk yani Yuduh'u arıyor, Bogdanovic'i arayacak vesaire vesaire diyorduk. Ama bir yandan da şöyle konuşuyorduk. Yani Bogdanovic hoca bu sene 2-3 adamın üzerine değil 12 adamın üzerine bir takım kuracak gibi görünüyor. Öyle bir görüntü var. Yani takımın yıldızı olmayacak. Takımın yıldızları olacak gibi konuşuyorduk. Bu sene de kadrodaki rotasyonda Fenerbahçe etkileyen bir durum olmadı. Yani sakatlıklar oldu. Ama Fenerbahçe yine oyununu oynamaya devam ediyor. Bu da Bogdan için... Bu galibiyet alışkanlığı da var. Yani evet. O alışkanlık ve o karakter de var takımda. Ya Fenerbahçe sanki bu sezon geçen sezona göre daha avantajlı gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Bunu 20. hafta programında konuşalım. Yani şey yaparız. Böyle küçük bir spoiler vereyim. Hı hı. 20 haftada ne yapmıştı? Bu 20 haftada ne yaptı? Ne değişti? Gibi. Ama mesela şey ayrıntısını unutuyoruz. Bu yılki takımla ilgili. Bu yılki takım şu an Euroleague'de nasıl sayıyan takımı? Hı hı. Mesela. Böyle bir istatistik var. Hani küçük bir şey vereyim, ipucu vereyim. Hani onu biraz daha 20. hafta bir şey koymuş oluruz, bir barem koymuş oluruz programa. Daha böyle Fenerbahçe ne yapmış diye konuşuruz ama şu ana kadar söyleyebileceğim bu yıl Fenerbahçe senin de pas attığın gibi daha farklı bir takım. 10 oyuncu üstünden skor üretiyor.
Fakat bunun pozitif yanları olduğu gibi negatif yanları da var. Şimdi o negatif yanları sezon başında pek yaşamayacağımızı düşünüyorduk biz. Çünkü Melli'nin ve Guduric'in biraz daha az düşünelim ama Melli'nin bu negatif yanları kapatabilme potansiyeline inanıyorduk. O bu haftalarda geri dönmeye başladı. Fakat bundan önceki haftalarda, kaybedilen maçlarda şunu gördük ya. Özellikle iki hafta önceki maçta bunu çok ciddi fark ediyorduk. Lider oyuncuyu çıkaramıyorduk biz. Ya bir tane lider oyuncuya ihtiyacın var. Çünkü o momentumu 40 dakika boyunca sahaya yansıtamıyorsun. Bir tane skorer, böyle eli titremeyecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Mesela bu Valencia maçında Sulukas tuttu. Sulukas oyuna girdi. En vurucu etkiyi yarattı. Bugün ve koşta... Bugün de Sulukas'ın evet, doğum günü. Aynen. Doğru. Bugün de Sulukas'ın doğum günü. Nazım Hikmet'in de doğum günü hani. Evet, onları da analım. Aynen. Yani Sulukas'ın o performansı aslında birazcık yalancı baharda yaşatıyor bize. Yani her maç bu şekilde olmayacak. Yani Sulukas yerine mesela Vanamaker'ın oralarda görev alması aslında daha düzgün. Hatta Dixon'ın. Olacaktır ama. Yani 20. hafta diyelim, böyle bir şey koyalım buraya, bir parantez açalım. Parantezi 20. haftada kapatırız. Aynen. Tabii bu maçta bir de Melli'ye çok özel yani konuşmak lazım. Çünkü Nicolò Melli sadece 6 sayı attı ama indeksi 20. Evet. Bunda 11 rebound, 4 top çaldı. Ya yani Melli'nin savunmadaki rollerinin değişmesinin Fenerbahçe'ye de çok büyük etkisi var. Şimdi Melli'den biz bir Yudoh yaratamayız. Thompson'dan da yaratamayız. Thompson biraz daha mesela rebound'a yönelik bir oyuncu. Melli de lateral speed dediğimiz, yani o hareketi dikeyde ve yataydaki hareketlenmesiyle, doğal hızıyla karşısındaki oyuncuların pas yapmasını çok rahat engelliyor. Onu biraz daha top çalmaya risk edebilecek hale getirdi Obradovic bu 2-3 haftadır. Ki bu haftaki maçta da 2 tane top çaldı mesela. Maçın anahtarı da ligdeki maçta. İstanbul maçında. O da 4 top çalmasını sanki ilerleyen EuroLeague maçlarında biraz daha sık göreceğiz. Hani arkada bir güvenlik koridoru yaratılacak. O koridorda Melli hareketli elleriyle uzunlara indirilen her topu çalacak gibi geliyor bana. Bakalım. Fenerbahçe gerçekten iyi bir yolda. Yani ivmede kazanacak gibi daha da. Evet, ama şu da var. Yani 24 denemede 11 isabetle üçlük attı takım ve bunların 18 tanesi boş üçlüktü. Top dağılımı da inanılmaz seviyelere çıkmış durumda takımda. Ya yani 21 asist yaptı, 9 top kaybı yaptı ki 9 yüksek mesafe Fenerbahçe için. Bu biraz daha indiği zaman daha da kuvvetli olacak bu takım ki o ilk 15-0'lık seride top kaybı yapmadan 9 asist yapmıştı mesela. Yani çok inanılmaz oynuyor ya. Ya ben Fenerbahçe maçlarını gene izlerken çok mutlu oldum. Çok keyif alıyorum. Evet. Efes çok konuştuk ama ya Kızılyıldız karşısında alınan bir galibiyet var. Küçümsenemeyecek bir galibiyet ki bu sene Sinan Erdem'de Efes'in en büyük sıkıntısı maç kazanamıyor. Galibiyet alamıyor. Kızılyıldız karşısında 104 sayıyla bir maç kazandı. Ergin Ataman sonrası ufak değişimleri görüyoruz sanki Efes'te. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi Efes'in lig maçında mesela 15 civarı bir top kaybı var. BSL'de oynadığı maçta. Bu maçta ise 8 top kaybı var. Şimdi bunda şeydeki farkı görüyoruz aslında. Zoran Drag için takıma yerleştiği zaman doğal olarak top kayıpları düşüyor. Şimdi ligdeki maçta onu oynatmadı. Ama bu maçta oynadığı zaman, ki Euroleague'in bu arada haftanın oyuncusu seçildi Zoran Dragic. Burada birazcık Kalates'in de hakkı yendi mi acaba diye bir düşünüyorum ama ona Panathinaikos maçına gelince şey yapalım. Ama en azından bizden bir oyuncu seçilmesi de tabii ekstra keyif veriyor. Kısaca performansını söyleyeyim. 24 sayı, 3 rebound, 4 asist yaptı. Bu 24 sayıyı atarken %100 de oynadı. Hiç şut kaçırmadı. Ve bunların arasında zor şutlar da var. Ergin Ataman'ın setlerinden doğan boş şutlar da var. Şimdi bir kere bu Zoran Drag için performansı cepte. Eric McCallum da bu maçta harika oynadı. Ligin tersine mesela. 20 sayı attı. Ve bunu yaparken Eric McCallum bize değerli olan bir diğer istatistiği, asistleri. 2 asiste kaldı. Şimdi bunu yükseltmesi gerekiyor. Sayıyı düşürüp asisti yükselttiği zaman Eric McCallum, takım oyunundaki ivmelenmeyi ve hızı daha iyi göreceğiz. Yani biraz daha top paylaşımının arttırması lazım. Tabii ki zor bir şey. 30-31 yaşına gelmiş oyuncuya hani bütün karakterini değiştir demiyoruz ama en azından
bir tık daha skorer içgüdüsünü törpülebilirse Efes'in oyundaki akıcılık da artacak. Hani onu da göreceğiz. Bir de yeni transfer var. Tony Douglas. Şimdi Douglas biz savunmasını birazcık arka planda bıraktığımız bir oyuncu ama NBA'den de hatırlıyoruz. Kendisi hücum yönünden iyi bir top dağıtıcısı ve çok keskin bir şütör. Üçlüğü de çok kuvvetli. Onun da takıma gelmesi takım oyununu böyle ivmelenmesini, takımın hücumdaki yerleşimini ödüllendirilmesi için çok değerli. Çünkü uzunlar koştuğu zaman ödül beklerler. Douglas bu ödülleri veren bir oyuncu. Bu ödüllerde pinti davranmayan bir oyuncu. Uzunluğu ödüllendiren bir oyuncu. Onu geçen yıl Ergin Ataman çok istiyordu Galatasaray'da. Fakat ekonomik yapısı Galatasaray'ın pek el vermemişti. Bir de şey problemi vardı. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Oyuncu NBA'ye çıkış istiyordu. Çünkü NBA'in daima radarında olan bir oyuncu Douglas. Onu veremedi bir türlü. Hem sözleşme olmadı hem o çıkışı vermek istemedi Galatasaray. Öyle arada kaldılar. Ve ya bence maçın hani Dragic adamıysa onun böyle bir yancısı hani Batman Robin hani bir Robin yaratacaksak Dunstan gene inanılmaz bir performans gösterdi. Lig maçında da öyleydi. Ondan önceki hafta gene Dunstan iyi oynamıştı. Bu hafta da Dunstan maçın ikinci adamı bence. Hani 13 sayısı var. 7 reboundu var. Ve hani Efes'in oyunu için gerekli olan şey asistlerin yükselmesi gerekiyor demiştik. Dunstan bir uzun olarak 4 asist yaptı. Oyunu nasıl açtığını da görüyoruz burada. Evet. Her şeyle Efes gerçekten hak ederek kazandı. Buraya bir böyle küçük bir şeytan kaplığını yapayım. İkinci, üçüncü, dördüncü çeyreklerdik. Performansa 28-27-27 sayıları var Efes'in. Harika ama savunma da durduramıyor halen. Halen o savunma disiplinini bakalım nasıl uygulayacaklarını çok merak ediyorum. Çünkü sadece Dunstan'ın üstüne... Evet, aynen öyle. Yani o Dunstan'ın üstüne yıkılmış bir savunma çok şeyi açmıyor bize. Yani ki bu hafta oynayacakları maçta onların savunması daha da kırılganlaşacaktır. Peki. Yani Dunstan'ı Robin dedin sen ama ben onu yancı olarak yazdım. Tabii. Gelecek program yani bu hafta EuroLeague'de Double Week Time yani çift maçlı hafta olacak. Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos, Efes Pilsen'de CSKA Moskova deplasmanına gidiyor. Yani CSKA lig lideri, Efes lig sonuncusu. Çok zorlu bir maç olacak Efes için. Şansını onu soracağım. Ama oraya gelmeden önce, yani gelecek programa gelmeden önce Fenerbahçe'nin ekibi Panathinaikos'u Barcelona karşısında kendi evinde 84-75 galip geldi Panathinaikos. Oradan da Fenerbahçe Panathinaikos'u bağlamanı istiyorum. Tamam, ilk Panathinaikos Barcelona'dan bir giriş yapayım. Hani oradaki çünkü bize bir fikir verecek bazı istatistikler var. Mesela bizim İncilik doğumlu ama Amerikan pasaportlu tabii ki 2012'de Fenerbahçe'de de oynamıştı. James Gist harika bir sezon döngüsüne girdi. Onun böyle bir aylık iyi periyotları oluyor. Ondayız şu anda. O eşleşmede Veseli olup olmayacağı bir soru işareti ki. Şimdi Panathinaikos Barcelona maçında da o Gist'in oyununu gördük zaten. Yani bir uzun rotasyonumuza ihtiyacımız olacağını buradaki maçın iz düşümü olarak evet. değerlendirebiliriz. Çünkü yani Adanalılarla eşleşmek her zaman zordur. Doğru. Şimdi onu bir kenara bırakalım. Giz çok iyiydi. Ki zaten Barcelona maçında blok ve bir tane blok yaptı. Gitti ardından aleyüp yaptı. İkisi de haftanın hareketlerinde var. Bu hafta izleyebilir dinleyenler ve izleyenlerimiz. Takımı ateşledi. Hani o tür ateşlemeler kendi evinde tabii daha değerli. Şimdi deplasmana gelecek Panathinaikos. Fakat burada ki demin de söylemiştim. Kalates'in sanki bir hakkı yendi Zoran Dragic'e verilen haftanın oyuncusu ödülünde. Kalates tüm Barcelona savunmasını sakinliğiyle halı işler gibi işledi. Böyle resmen yavaş 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 inanılmaz bir şey çıkardı ortaya. Ya performansını söyleyeyim. 33 dakika sahada kaldı ki Kalates için bu normalde 30 dakikanın üzerine çıktım. Birazcık oyuncu yorulduğu için uzun oluyor. 17 sayı, 12 asist, 5 top çalmayla oynadı. Yani inanılmaz istatistikler bunlar. Ben EuroLeague'i nasıl Team of the Week ya da işte yılın şey haftanın oyuncusu seçtiğini biliyorum. İndekse bakıyorlar. İndekse en yüksek olan oyuncuya veriyorlar bu ödülü. Kalates'te hiç üçlük isabeti yok. Yani 3 denemesinde de isabet bulamadı. Eğer onu bulsaydı 34 olacaktı indeksi. Büyük ihtimal
haftanın oyuncusu Kalates olacaktı. Hani orada bir kaybetti ama şimdi Kalates'le Hörtel mesela eşleşemedi. Biz nasıl eşleşeceğiz? O bizim için bir soru işareti bu maçta. Artık Gis'le nasıl eşleşeceğiz? O da bir soru işareti. Ki Barcelona'da Hörtel geçen yıl, hatta 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca Efes'teydi. Anadolu Efes'teydi ki ben 2 yıldır programlarda ya Hörtel'in 6. adam olması gerekiyor. Hörtel'e ilk 5 güvenilmez. 15 dakikanın üstünde süre vermemeliler falan diyordum. Barcelona bu yıl başında onu yapıyordu. Fakat gelen mağlubiyetlerle koç Alonso en güvendiği isme, yani Hörtel'in alabileceği performansa inandı. Ki onu gene ikinci beşten getirmesine rağmen 18 dakika süre verdi. Hörtel tam maçı eşitledi ikinci yarıda. Hakikaten getirdi. Fakat Hörtel son devam edince savunma zafiyetleri ve Panathinaikos'un ivmelenmesini Barcelona hiçbir şekilde engelleyemedi. Hörtel uçtu gitti. Şimdi bunu da böyle bir kenara yazalım. Şimdi bizde olan eşleşmeyi değerlendireyim. Hani Fenerbahçe, Panathinaikos kendi evimizde oynayacağız. O bir kere büyük avantaj. Çünkü Panathinaikos Pascual'in pek karakteri olmasa da bu iki yıldır, yani daha doğrusu bir buçuk yıldır Pascual de şu dönüşümü geçirdi takıma. Hızlı inmelen, yani tempo üstünden bir şeyler üretmeye çalışıyor ve Singleton'la Gist harika bir uyum yakaladılar. Şimdi bizim Singleton ve Gist'e iki uzuna karşılık olarak kimle duracağımız çok önemli. Şimdi Melli ile Singleton eşleşmesi mesela bizi birazcık zorlar. Orada sanki Thompson'ı vermek daha mantıklı gibi duruyor. Hani Thompson'la Singleton eşleşebilirler. Fakat bu sefer Gist'le kim eşleşecek? Ki Veseli'nin olmadığını varsayıyorum. Çünkü yani o Veseli'nin o sakatlığı birazcık riske edilmemesi gereken. Yani maç kaybedilsin ama Veseli Final Four'da tam sağlıklı. Bizim bu riski almamız gereken bir oyuncu. Şimdi orada nasıl eşleşeceğiz? Bu bir problem. Artık Kalates bu 10 haftada arka arkaya yaptığı double-double'larla zaten yani neredeyse ilk tarihine girdi. Arka arkaya double-double'larla. Bir de üstüne en çok double-double yapan, yani iki istatistik biriminde çift haline sayılar ulaşan oyuncularda da ilk 10'a girdi yanılmıyorsam. Onun sonra da bakarız. Haftayı düzeltmesini yaparız. Hani bu Kalates'e karşı bir de Dixon'ın yeni oyuna adapte oluyor. Dixon'la mı savunacağız yoksa ona mesela Guduric'i verip Kalates'i Guduric'i böyle boğuşturup oradan mı bir kumülatif derler ya, böyle artan bir değer çıkaracağız ortaya. Şimdi onlar bir soru işareti ama bu tabii ki biz Panathinaikos'u parlatıp konuştuğumuz bir şey. Bir de şey anlam, onların mesela bir Yunan medyasından biri olsan ne diyeceksin Fenerbahçe? Melli acayip formda. Datome acayip formda. Dixon geldi. Hani o böyle biz ne kadar işin Panathinaikos bizi yenebilir miye sorusuna bir cevap ararken o tarafta tam tersi bir muhabbet var. Ki ben bazı formlara da baktım. Acayip korkuyorlar. Yani çünkü Fenerbahçe ciddi anlamda Obradovic'in karakterini artık yansıtmaya başladığı haftalara girdi. Ve eksiklere rağmen maçta da zorlansa da ben kazanabileceğini düşünüyorum. Peki. Süremizin de yavaştan sonuna geliyoruz. Ben senden FSP sen CSK karşısında ne yapar? Çok kısa o şey. Değil mi? Süre de azaldı. Yenilecek diye kapatıyor musun? Yok, öyle demeyeyim. Kasım ortasından beri Efes deplasmanda da kazanamıyor. Yani kendi evinde şimdi birkaç maç kazanmaya başladı. Hani o da uzun bir deplasman şeyi. Artı Will Clyburn çok formda geliyor. Artı Nando De Colo çok formda geliyor. Son iki maçta Nando De Colo toplam 47 sayı attı, 23-24 yaptı. Bununla nasıl eşleşeceğiz? Yani De Colo'yla McCollum ve Douglas üstünden mi tutacağız? Ki Douglas tutabilir de hani o birazcık eşleşmeyi orada bir avantajıma çevirebiliriz. Ama Clyburn, Derrick Brown'la eşleşmesi maçın anahtar eşleşmesi. Kırılma anını oluşturacak olan istatistikler de oradan çıkacak. Peki Efes Pilsen, yani Double Week Time'ın son maçı. Efes Pilsen Fenerbahçe. Sinan Erdem'de oynanacak. İstanbul derbisi için ne düşünüyorsun? Yani bir şey düşünmüyorum ya. Yani Anadolu Efes tabii ki bu CSK maçını kazanırsa acayip moralle maça çıkar. Ama Fenerbahçe Doğuş'un artık içselleştirdiği oyun Anadolu Efes'e çok ters geliyor. Ondan sanki Fenerbahçe Doğuş bir tık daha şanslı gibi gözüküyor o maçlarda.
Ki yani rebound, mesela rebound istatistiği değerli olacaktır o maçta. Öyle bir şey çıkacaktır ortaya. Dixon'ın da oyuna girmesi ki kısaların rebound alması Fenerbahçe için çok değerli. Orada o kilidi açar. Yani Anadolu Efes'in karşısında Fenerbahçe Doğuş o kapının kilidini açar geçer. Peki önümüzdeki hafta izleyenlerimize de hatırlatalım. Basketbol Süper Ligi yok. Bir hafta evet. Bir ara gibi olacak. Basketbol yani Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi All-Star müsabakaları oynanacak. Güzel bir gösteri maçı olacak. Eğer biz de müsait olursak All-Star'a ilişkin Doğa ile beraber stüdyomuzda bir program yapacağız hafta içi. Ya hem All-Star hem de Basketbol Süper Ligi'nin böyle bir ilk yarı değerlendirmesi gibi. Evet, ufak bir ilk yarı değerlendirmesi gibi bir program yapacağız müsait olduğumuzda. Peki eklemek istediğin bir şey var mı Doğa? Yok, teşekkür ederim. Çok güzel konuştun yine değerli. Senin, sağ ol, senin analizlerin bizim için çok değerli. Çok da güzel açıkladın, anlattın. O zaman bugünkü programımızın sonuna geldik. Doğa ile beraber önümüzdeki hafta Pazartesi günü ikili oyunla tekrardan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.